İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Soykırım suçuna karşı 4. Küresel Forum Yerevan'da gerçekleşecek. Arayik Harutyunyan, Pan-Ermeni oyunları birlik olduğumuzu gösterecek en iyi gösterge olmalıdır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Fransa delegesi Azerbaycan askerlerini Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından çekilmelidir. Üç büyük katliamın paylaşılamayan mirası Ermeni yetimler. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri Dikranagert Diyarbakır'daki On Gözlü Köprü, Mısır'daki Esna Tapınağı'nda bulunan koleksiyonda antik Ermeni sikkeleri de bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti mülteci Yezidi öğrencilere fon sağlayacak. 12-13 Aralık tarihlerinde Yerevan Yeni Teknolojiler Çağında Soykırımın Önlenmesi başlığı altında soykırım suçuna karşı 4. Küresel Forum'una ev sahipliği yapacak. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, forumun yeni teknolojiler çağında soykırımın önlenmesi konusuna adandığını bildirdi. Forum soykırımı önlemede yeni teknolojileri kullanmanın zorluklarını, fırsatlarını ve beklentilerini ele alacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Departmanlığı Başkanı 8. Pan-Ermeni Yaz Oyunları Tertip Komitesi Başkanı Arayik Harutyunyan, Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi STK'sının Yürütme Komitesi oturumuna katıldı. Toplantıda 8. Pan-Ermeni Yaz Oyunları'nın düzenlenmesi ve organizasyon çalışmaları ile ilgili konular tartışıldı. Arayik Harutyunyan, Pan-Ermeni oyunlarını birlikte en iyi şekilde organize etmenin ve belirlenen dönüm noktasına getirmenin mümkün olacağına olan inancını dile getirdi ve devam etti. İşe odaklandığımızı ve en zor anlarda bile bu işten ayrılmayacağımızı söylemek istiyorum. Çünkü rakiplerimiz, düşmanlarımız bizi gelişme yolumuzdan uzaklaştırmayı hedefliyor. Pan-Ermeni oyunları hemfikir olduğumuzu gösterecek en iyi gösterge ve olay olmalıdır. 8. Pan-Ermeni Yaz Oyunları 5-19 Ağustos 2023'te gerçekleşecek. Açılış töreni Gümrü'de, kapanış töreni ise Yerevan'da yapılacak. 17 spor dalında 107 madalya için mücadele edilecek. Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve Azerbaycan 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşması uyarınca birliklerini Ermeni topraklarından çekmelidir. Bu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi sonbahar oturumunun tartışmalarında konuşan Fransız delege Jacques Le Ney tarafından açıklandı. O, kabul edilemez olan güç kullanımını kınayarak, bu çatışmalar 2020 savaşının sona ermesinden bu yana yaşanan en büyük çatışmalar. Biz bir dizi temel ilkeyi hatırlatmalıyız. Her şeyden önce Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekiyor ve 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasına göre Azerbaycan askerlerini Ermeni topraklarından çekmelidir, dedi. Fransız politikacı, Azerbaycan askerlerinin Ermeni askerlerine işkence edip öldürdüğü videoyla ilgili tüm suçluların soruşturulması ve adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu. Yazar, insan hakları, güncel siyaset ve tarihi gerçekler üzerine haberler yapan yayıncı Emre Can Dağlıoğlu, Tarih Vakfı'nın düzenlediği 1915'ten 2015'e sürgün, katliam, soykırım başlıklı konuşma serisinin konuğu, İstanbul Kemalburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcı Doçent Doktor Nazan Maksutyan ile konuştu. Maksutyan, 1895'ten 1915'e Ermeni Çocuklar ve Yetimler başlıklı bir konuşmada bulundu. Muhataplar, Osmanlı dönemindeki çocuk algısına, Ermeni yetimlerin durumuna ve siyasi rollerine değindiler. Röportajın tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'daki Dikranagert Diyarbakır'ın tarihi köprüsü Dicle Nehri üzerine inşa edilmiştir. İnşaat 1065 yılında tamamlanmıştır. Köprünün toplam uzunluğu 178 metre ve 10 kemeri vardır. Yerliler köprüyü 10 gözlü köprü olarak adlandırdı. Köprü Silvan yolu üzerinde bulunduğu için bazen Silvan Köprüsü olarak da anılır. Köprü şehirden 3 kilometre uzaklıkta Mardin kapılarının yakınında bulunuyor. Siyah volkanik taştan inşa edilen köprü 178 metre uzunluğunda ve 5.6 metre genişliğinde. Arkeologlar
Mısır'ın Esna kentindeki tapınağın arkasında bir altın ve gümüş sikke yığını keşfetti. Keşfin ilginç kısmı sikkelerin tek bir döneme ait olmaması, bin yıllık tarihi kapsayan ve içinde Ermenilere, Memlüklere, Osmanlılara ait paraların yer alması. Sikke hazinesinin yanında madeni paraları darp etmek için kullanılan kalıp parçaları ve tartı için kullanıldığı düşünülen büyük bir ağırlık da keşfedildi. Alanın darphane olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bulguyu ilgi çekici kılan detay, bu kadar farklı dönemlerden yaklaşık bin yıllık bir süreçten pek çok sikkenin bir arada oluşu. Kral II. Levon'un yönetimi sırasında basıldığı düşünülen Kilikya Ermeni Krallığı parası da dahil olmak üzere pek çok krala ait sikkeler adeta bir koleksiyonerin hazinesi gibi görünüyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Erbil'deki Başkonsolosluğu ve Barzani Yardım Vakfı 10 Ekim'de düzenlenen törenle Şeyhan kampındaki tüm çadırların değiştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladılar. İmza töreninin ardından Başkonsolos Arşak Manukyan ve Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmet'in ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Konsolos konuşmasında Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin insani değerlerine bağlı kalarak kardeş Ezidi halkına yardım etmek için küçük bir katkı yapmaya karar verdiğini kaydetti. Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmet ise Ermenistan Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ederek Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin kararının uluslararası topluma, Irak Kürdistanına sığınan mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon insana yardım etmekten vazgeçmemesi için bir mesaj olduğunu kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin sağladığı fonlar ve Barzani Vakfı'nın çabalarıyla Şeyhan kampında faaliyet gösteren 3 okulun yaklaşık 1000 öğrencisi için okul çantası ve kırtasiye malzemesi satın alma konusunda da anlaşmaya varıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sarı Akçık adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.